Mersin'de toplum merkezlerinin sayısı artırılmalı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapan ve kısa adı AKADER olan Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin Mersin temsilciliği üyeleri toplumun birçok alanında kadınların olumsuzluklarla mücadele ettiğini savundu. Bir sorunları varken kadın ve ailenin sorumlu bakanlıktan kadın ismi de kaldırılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Üyeler adına basın açıklamasını okuyan Kader Danışma Kurulu üyesi İksen Sorguç Dinçer, 6 aylık süreçten bu yana Mersin Valiliği kadının statüsü birimine atama yapılmadığını belirterek, Mersin Valisi Hasan Bahsi Güzeloğlu'ndan konuyla ilgili atamayı yaparak birimi faaliyete geçirmesini istedi. Mersin Valiliği kadının statüsü birimi bünyesinde yer alan, kadın sorunlarına yönelik faaliyet gösteren kadın STK'ları olarak Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'ndan bir an önce Mersin Valiliği Kadın Statüsü Birimi'ne gerekli atamayı yaparak birimin faaliyete geçmesini sağlamasını ve yönerge doğrultusunda birimin aktif hale getirilmesini bekliyoruz. Mersin'de bulunan 4 toplum merkezinin birinin kadın konuk evine dönüştürüldüğünü de kaydeden Dinçer, 4320 sayılı aileyi şiddete karşı koruma yasasının uygulanmasında sıkıntıların olduğunu ifade etti. 4320 aileyi şiddete karşı koruma yasası, neredeyse tüm kadınlar yasayı öğrendi. Şiddet uygulayan erkek aile konusundan uzaklaştırılacak. Anne çocuklarıyla aile konusunda kalmaya devam edecek. Kulağa hoş geliyor da uygulanabildim. Annenin çocuklara maddi imkan sağlanmadan nasıl uygulanabilecek? Kader Dönüşme Kurulu üyesi İksen Sorguç Dinçer, kadınlar olarak halk arasında şönim olarak bilinen şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin açılması noktasına gelinmesini de üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Şiddeti önleme ve izleme merkezi açılır diye övünüyoruz artık.